tabii ki e, tüm aday kadın arkadaşlarımızı meclise taşımak isteriz. Yani inşallah hepsini taşıyacağız. Olabildiğince çok e, meclise kadın adayıyla girmek istiyoruz. E, 490 e, adayımızın e, 193'ü kadın şu an. Bunun da 30 ilde e, sıra başında başladığını söyleyebiliriz. Yani en başa konduğunu. Bu anlamda işte e, daha hala eee adayların eksikleri var. Yani bildirilecek adaylar var YSK'ya. Ee, onlar belirlendiğinde %50, aday, %50 adayımız kadın olacak. O bir kere kesin. Onun dışında da şöyle söyleyebiliriz. 30 işte 30 il ve birçok yerde de fermuar sistemiyle yapılan bir kadın aday listemiz var. Ee, i̇nşallah istiyoruz, ki hepsini meclise taşıyalım ee, ve kadın e, bakış açısıyla e, bu meclise bir e, imzamız olsun istiyoruz. Yani bu süreçte yeni anayasa düzenlenirken e, yeni alınacak kararlar demokratik ve eş, eşit, özgür bir e, süreci başlatabilmek adına e, bu, bu süreçte bizim de muhakkak e, orada olmamız ve çokça adayla kadın adayla orada olmamız çok önemli. Yani 6284 nolu yasanın daha da ileriye taşınması ya da İstanbul sözleşmesi ve bunun gibi birçok konuda bizim gibi bu bakış açısıyla bakan işte onurlu bir barışı isteyen, savaş politikalarına hayır diyen işte bütçenin kadın odaklı ekolojik ve işte barışı barışı temin eden bir bütçenin olması, savaşı hayır diyen bir bütçenin savaş bütçesi olmaması konusunda ki bir sürü çalışmalarımız var bu konuda öngörülerimiz var ve bu konuda orada güçlü olmamız gerekiyor herhalde yüzde 40 gibi girer diye düşünüyorum. Yani part, bütün partiler arasında en yüksek oyu bizim çıkartacağımızdan zaten eminim. Hani hem sıralamalar açısından hem bir sürü aday konması açısından. Şimdi birçok partinin işte 600 vekilini koymuş ama işte yüzü kadın, işte çok az kadın ve bunların çoğu da seçilmeyecek. Sıra başı olmayan yerlerden konduğunu da görüyoruz. Biz zaten eşit temsiliyete inanan bir partiyiz ve bütün yaşam alanlarımızda kadın erkek %50, %50, %50 varsa temsiliyette de bunun böyle olması gerektiğini eş başkanlık sistemini ee, mor çizgimiz olarak şey yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, bu konuda da hiçbir taviz vermiyoruz. Parti içinde bile e, erkek yoldaşlarımızla bu konuda e, zaman zaman sorunlar yaşadıysak da bu sorunları çok daha geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Ee, böyle bir süreç. Şu an iktidar biliyorsunuz ki Taliban'cı bir rejime doğru gidiyor ve kadın düşmanı e, bir bakış açısı var. Ee, en azından e, en başta hani Millet İttifakı'nın da bir erkek egemen sistem içinde e, hareket ettiğini onu da gözlemliyoruz. Yani bunlar aşılmış, geçilmiş bir süreç değil. Hani muhalefetteki diğer partilerin de birçoğunun e, bu erkek egemen sisteme hizmet ettiğini gözlemliyoruz ve görüyoruz. E, fakat e, biz ne yapacağız bu süreçte e, yeni bir süreç, bir başlangıç tekrardan bir dönemeç diye söyleyebiliriz bu süreci. E, bu süreçte e, her şey dört dörtlük olacak ama e, her şey tamamen düzelecek değil ama en azından bir nefes alacağız ve yeni bir sürecin başlangıcı olacağını düşünüyorum. 2023 sonrası yeni yüzyılın. Yeni bu önümüzdeki yüzyıllık cumhuriyet sürecinin yeni hattının belirlenmesi açısından kadınlar burada büyük bir rol oynayacaklar ve işte kadınlara düşman kadın bütün kazanımlarını yok etmek sürecini ya da yok etmek için çalışan bir iktidar var. Biz de bu kazanımlarımızı hem bazılarını sabitlemek, bazılarını da çok daha ileriye taşımak adına bir takım çalışmalar ve planlamalar yapmış durumdayız. Bunları hem sivil toplum örgütleri, kadın kuruluşları birçok alanda bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. İşte sendikalarda kadınların daha fazla söz sahibi olması ya da diğer birçok alanda da kamusal alanda ve işte birçok temsiliyet alanlarında da kadınların söz sahibi olması için çaba gösteriyoruz. Kadınlar aile içinde hapsedilmiş durumda buradan çıkartılmasını istiyoruz ailenin. Ailenin bütün yükünü kadınlar taşıyor. Buralardan çıkması gerekiyor ve bunun için de doğru yol, yöntem ve politikaları uygulamamız gerekiyor. Bununla ilgili bir takım çalışmalar var ve bunları bir kere cinsiyet eşitlikçi bir bütçenin olması gerekiyor. Kadınların işte kreşlerin açılması ya da şiddete uğrayan kadınların korunması, kollanması, kadın beyanının esas alınması, adalet süreçlerinde iyi hal veya işte bununla ilgili çok az ceza alıp çıkarılmaları, yani bununla ilgili ihtisas mahkemelerinin oluşturulması kadına e, bu tür mahkemelerde daha deneyimli daha e, bir kadınna yönelik şiddet konusunda daha eğitimli ve bilgili e, hakimlerin olmasıyla ilgili hani ihtisas mahkemelerinin oluşmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. E, onun dışında e, diyebiliriz ki kayyumlarla ilgili yani şu an kayyumlar bildiğiniz gibi en önce kadın kazanımlarımızı yok ettiler ve biz burada diyoruz ki bu kayyumların yarattığı sonuçları da biliyoruz. Deprem sürecinde bir tane bir şey yapıp kayyumlar bir yemek bile götürmediler deprem bölgesine. Hiçbir ihtiyaca, yara hiçbir yaraya bir merhem olamadılar. Biliyoruz ki halktan desteğini almayan hiçbir yapı yoktu gerçek anlamda bir çalışma yürütmüyor. Biz bu, buradaki yerellerde e, kadınların e, ihtiyaçlarını, nelere ihtiyaçları var, e, ne tür sorunlar var, bunları bilerekten hareket ettiğimiz bir e, belediyelerde yaratmak istiyoruz. Aynı şekilde bunların e, altyapısını da meclislerde hazırlanması gerekiyor. Eş başkanlık sistemimizden zaten başta söyledik, bunu her türlü temsiliyette e, eş başkanlık veya eş sözcülük gibi bir takım e, süreçlerin temsiliyet boyutunda e, olması için çaba göstereceğiz mecliste e, bir de e, bunu şunu da söyleyebiliriz ki e, güçlü demokrasinin e, eşitlikçi özgürlükçğü e, bir e, sürecin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunun için tüm gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Örgütlü mücadele çok önemli. Kadınların örgütlü olması. Sendikalarda, derneklerde, sivil toplum örgütlerinde, partilerde her nerede olursa örgütlü olmaları ve kendi mücadelelerini kendilerinin yapması tabii ki öncü olmaları çok önemli. Biliyoruz ki kadınlar değiştirecek. Bu yüzyıl kadınların yüzyılı. Bunu şu açıdan da söylüyorum. İşte İran'da, Afganistan'da, dünyanın birçok yerinde kadınlar artık birçok konuda erkek egemen sisteme karşı e, itaat etmiyoruz diyorlar. Ve bununla ilgili bir başkaldırı var. Ve hep de her yerde de öncüler. Jinjian Azade, biz burada Jinjian Azade derken bir bakıyorsunuz İran'dan bu ses yükseliyor. Onun için bir yandan da dış politikamızda da kadınlarla birlikte bir uyum içinde ve birlikte bir orada da bir kenetlenme ve birlikte hareket etme süreçlerini de geliştireceğiz. Şimdi kadın bu ülkede değil bir tek bu ülkede dünyanın birçok yerinde ama bizim kendi ülkemiz açısından baktığımızda bir sürü kadına yönelik ayrımcılık işte bir sürü şiddetti her alanda temsiliyet boyutunda her alanda ya da eşit işe eşit ücret emeğimizin sömürülmesi evde dışarıda çalışma alanlarında, mobbinge uğramamız ve o kadar çok sorun var ki o kadar çok sorun birikmiş ki kadını yani bir yaşam alanında kadın erkek eşittir özgür olmalı diyoruz fakat bu yaşam alanındaki aslında mantıken yani olması gereken şeyi gerçekte yaşam yaşamımıza sirayet ettirememişiz ve bununla ilgili ciddi sorunlar var. Bu sorunları artık çözmek için bir kadın bakanlığına ve bu bakanlığın altında bu sorunların hepsiyle ilgili bir takım çalışmaların yapıldığı alt masalarının olması gerekiyor ki bu çalışmaları daha ciddi, daha derli toplu yapılabilmesi adına. Çünkü kadın bakanlığı dediğimizde kadının meselesinin sadece erkeklere bırakılarak çözülebilecek bir süreç olmadığını düşünüyoruz. Yani bunu kadınların kendi inisiyatifinde, kendi temsiliyetleri altında bu süreç içinde e, halledebileceğini ve bu böyle bir e, yapılanmanın altında daha e, hızlı ve e, etkin sonuçlar alınabileceğini biliyoruz.